Abiler, kardeşler, selamun aleyküm. Ben İsmail Urfalı. Bugün Turgay abimizin yanındayız. Çok eski bir kuşçu. Bir güzel çekim yapmaya çalışacağız. İnşallah başarılı olur. Beğenirsiniz. Bismillah deyip abimizi tanıyacağız. Abi merhaba. Merhaba. Ben Turgay Ocak. Ardahanlıyım. Ondan 2 senedir bu kuşçuluğu yapıyorum. Evvelden Türkiye'de çocukluğumda yapıyordum. Burada yeni başladım. Hobi olarak ben öyle yani millet gibi öyle hırs mırs yok. Ben kendi kendime uçuyorum, kendi kendime şey derim. Ha var, isteyen kuşlar mı var ha? Var değil mi abim benim? Satmaz. Aslan abim benim. Var, Satma yok. Satmaz. Ama var abi diyor. Var, Kuş var. Var yani. Kuş var. Var. İsteyen de var. Bende iyi kuşlar abi, var. Abi kaç damar var elinde? Bende şimdi 1, 2, 3 tane böyle Sivas damarı var. Sivas Bende besliyorsun. Bir de Sivas damarı. Hep Sivas. Evet Sivas. Tamam. Sivas damarı. Evet. Yalnız bir çiftini Sivas'ı kırdım. Kırıkkale kuşuna kırdım. Şu Evet. ikisini al. Bak şunları aldım. Şu ikisini aldım. Şu öndekiler. Takalları. Anladım abi. Bozla. Evet. Şu arabak kuyruğu aldım. Maşallah abim. Evet. Kuşların çok güzel ustam. Çok da hoşuma gitti. Onun için bunları da herhalde uçurmayacağım. Bunları damızlık yapacağım. Direkt. Evet, direkt damızlık yapacağım. Bunları da oynattım. Şunları da zaten kanatlarını falan makasladım. Buna gelmiştim. Evet ustam. Bunları da makasladım. Abi rahatlıyor mu makaslayınca ustam? Tabii. Kuş pilerini kanadını düzecek. Evet. Zaten eşleştirdim de yeni yeni eşleşiyor. Evet. O zaten o yavruya kusana kadar da o zaman ne oluyor? Bunun zamanı da geliyor. O zaman göreceğiz bakalım oynuyor mu oynamıyor mu? Abi kuş uçuruyorsun. Uçuruyorum evet. Allah'ına günlük kurban olayım ya. Abimin gözleri yeter ya. Günlük Vallahi abim var ya çok can yakmış var ya öyle var ya abimin çalımı yeter. Buyurun burada. Eyvallah diyorum ya. Kuşu geçin abimin karizmasına ben bakın. Ben hayvanları seviyorum. Ben de tek bu değil bak. Eyvallah he. Kanaryalarım var. Gerçi dağıttım. Yarısı evde de. Eyvallah. Dağıttım. Benim. Gel. Kanaryalarım var. Abi kanarya. Bunlarla ben. Dağıttım. Mesela bunlar da var. Bunlara da cennet panisleri falan. Cennet papağanı diyorlar. Papağan değil, bunlar onlar yavrular var onların şimdi. Evet. Ondan sonra keklerim vardı. Ha. Kekliklerimi yakaladı götürdüler. Ne usta? 12 taneydi bunlar yavruları vardı. Bunlar ben 40 kekliği alıştırdım. Yabaniydi ama alıştırdım, evcilleştirdim. Evet. Bunlar uçar gider. Evet. Ben saat 4'te bahçede olurum. Araba park yerinde. Evet. Gelirim orada beni beklerler. Hadi gelin lan derim şöyle şey. Hadi arkadan gelin. Vallahi mi? Yani bir tane kaldı. Bak bir tane kaldı. Kenkülüğü. Abi bunlar maşallah. Ötüşü, bunların şeyi felaket. Bunlar peşinden geliyorlar yani bunlar. He, bunlar geliyor. Şimdi bana İngiltere'den gelecek siparişini verdim İngiltere. Tabii Belçika'ya alt üst ettim. Vallahi. Vallahi. İngiltere'de bulduk. İngiltere'den gelecek. Ondan sonra sürünlerim var. Sürünler de dağıttım şimdi yavruları kaldı. Çıksınlar. Abi bunlar yumurtasını mı yiyorsun sen? Ne yapıyorsun genç kalmak için ya? Ölümsüzlük ikseri bu hayvanların yumurtası mı yoksa? Çünkü yok. Senin yakışıklı olman, yok. Böyle karizma olman. Bunlar da muhabbet kuşlarım. Maşallah abi. Abi bunların yavrusu var mı? Var. Yani böyle yeni yavrular var mı yeme düşmüş? Var. Yeme düşmüş o, ya. Yumurtada yok daha düşmemiş. Yok. Dur. Sesler geliyordu ama. Sesler geliyordu. Tamam abi yorma onları. Sen gel sen kuşçusun gel. Yani sen oyun kuşçusun. Abi şöyle ufaktan şöyle bir gördük. Kanarya, cennet papağanı, bıldırcın. Efendime söyleyeyim. Daha ne var? Japon şeyler, zebraları var. Zebra fink diyoruz biz Hollanda'da. Türkiye'de de bir şey diyor. Ne diyorlar abi? Bir şey güzel bir ismi var bilmiyorum bunun. Vallahi, değişik bilmiyorum. Bir şey diyorlar. Arkadaşlar burada her şey var. Abi 2 tane kümesin mi var? Önce onu soralım. 3 tane var. Bunlar benim maşallah. Birinci damarım. Maşallah. Bunlar kendini kanıtlamışlar. Sivas bunlar. Maşallah. Bunlar kendini kanıtlamış kuşlar. Onun için soylarını yükselteceğim bunların. Çoğaltmaya çalışıyorum. Maşallah abim benim. Dur abi şunları çekelim. Maşallah diyoruz abi. Maşallah. Aga şöyle koskocaman kümesi. Abi benim kafada bir çift kuşu ayırmış. Helal olsun. Bunları üreteceğim. Bunlar sonu getireceğim. Tamam. Şimdi sen bunlara bilmem ne deyip peşine mi takılıyorlar şu arkada gelen? Yani değil, öbürleri anladım. Yani onlara öbürleri peşimize gelirdi. Ben peşimle gelirim. Benimle birlikte. Vallahi. He vallahi. Ne ilginç bir şey yarabbim. Burası damızlık yerim. Ya Allah.
ayırdım, hepsini ayırdım zaten artık, daha yeter, yavrular çoğaldı, yavranmak için yeter daha dedim. Kapattım kümesleri. Bir tane çift işte şurada yumurta var. Bunu da evet, oynattım. Bakın ustam. Sizin o şey çekim bir arkadaş daha vardı. Neydi onları oynattım. Neydi onun o çocuğun ismi ya? Çekim yaptılar mı burada? He he. Neydi o ismi? Uzun boylu mu? He he, o şey getirdi. Ömer mi? He. Ömer. Tamam. Onlara oynattım. Akılları kaldı kuşta. Maşallah. Tekrardan gide geldiler kuşu seyretmeye. Maşallah dayı. He, dur şuna da bakalım dayı. Maşallah dayı. Kuşların güzel abi. Sivas var mı? Abi bu havada özellikle farklı uyguladığın bir sistem var mı? Yem, su vesaire uyguladığın bir şey var mı abi? Ben hayatta ilaç vermem. Hiç? Şeytan kulağına kuşu da benim kuşlarım hastalanmaz. İlaç yok. Yok abi, günlük suyunu temiz veririm. Evet. Yaşını veririm. Evet. Tamam, yemini veririm. Başka olay başka yok. Başka hiçbir şey yok. Ha, havalandırması iyi olacak bak, açık. Havalandırması kuşun için iyi olacak. Hem yukarıdan hem buradan. Arkadaşlar yani devir daim yapacak. Şunu şey ettim de onun üstünde havalandırma yeri de var, açık. Evet devir abi. Devir daim yapıyor. Evet. Ben kuşlarım hayatta sıram. Ha, temizliğini. Adamlar 3 ayda temizler, ben her cuma günü, her hafta temizlerim. Ben de abi. Haftada bir temizlerim. Ben de abi. Ha, burada yok, burada 6 ayda 7 ayda bir temizlerim. Ben de elimden geldikçe yani kaldırıyorum ızgaraları, altına ha, alıyorum falan. Her cuma günü. Bazıları diyor kalsın diyor, ya, iyidir. Öyle diyor, burada temizlemezler. Ben ama genç, her cuma günü temizlerim. Şimdi temizlik iyi midir kötü müdür onu sana sorayım. İyidir tabii, o iyi olmaz olur mu temizlik? Kimi diyor mesela nemi alıyor diyor usta. Abi o zaman havalandırması iyi değildir. Nem olduğuna göre havalandırması iyi değildir o zaman. Tamam, eyvallah. Havalandırması iyi olacak içeride. Eyvallah abi. Bak ben yukarıdan da havalandırması var. Yukarıdan da ben oradan da giriyor. Maşallah. Burası açık. Çok ha, güzel. İşte bunlar da şimdi yavrularım. Bunların bak, hep makaslı. Çok oynattım. Şimdi bekliyorum. Düzmesini bekliyorum. Ha bakalım. Ondan sonra eşe vuracağım. Bakalım oynayacak mı oynamayacak mı? Abi ona göre ayıracağım. Yavru da oynayacak. Kustuktan sonra. Abi kustuktan sonra. Değil mi abi? Tabii yavruya yani, kusacak. Yani kusmadan belli olmaz değil mi usta? Ha. Bak diyorum ya ben bak makasla bunlar hepsi uçurdum. Bak bu arkadaşlar gördü akılları gitti. Bir daha seyretmeye geldiler, bir daha uçurdum. Şimdi makasladım, bekliyorum. Şimdi eşleştiriyorum, bekleyeceğim. Şimdi eşleştireceğim. Uçumunu anlat abi. Nasıl uçuyor? Nasıl? Makbulü nedir? Sence nedir? Bana 1 saat 15 dakika. En fazla 1 saat 20 dakika uçtu mu bana yetiyor. 1 saat 15 dakika. Tabii 1 saat. Yani 1 saati geçsin. Tamam abi. Ha, 1,5 saatten de fazla olmasın. Zaten o kaldı mı o kuş da ne oynasa da bozar. Tamam. Artık güç yetmez, ciğer yetmez. Tamam. 1,5 saat sence sen en fazla 1,5 saat. 1,5 saat uçacak. Ha. Kaç sefer yapacak usta? Abi 6 sefer yapsın, adam gibi yapsın. 4 gitsin, adam gibi gitsin. Vay millet ne diyor? 4 saniyede 80 metre gidiyor. Zaki metreyle mi ölçtün? 4 tane adam gibi yarışar metre. 1 metre açtı mı yeter daha, ne istiyorsun lan? Vallahi diyorum. Vallahi yeter. Abi bazıları gerçekten bazı bir rakam söylüyorlar. Ya şimdi ben mesela Luna Park'a gidince bir o dönen dolap 60 metre insanın aklı gidiyor. Değil mi? Ben oraya korkuyorum yani. Metreyle mi ölçtün? Nerede mi? Abi bakınca insan biliyor, Hollanda'da kuruluyor. Böyle metresi yazıyor. 60 metre insanın aklı gidiyor. Yok ya, onlar millet abartıyor ya. Yani abartıyor, böyle. Abi nerede gidecek? Onda da ciğer var. Nereye gidecek ya? Ya. Taş patlasın 20 metre. Nerede gidecek ya? Bir 200. 200. Yok canım, ne diyorsun sen? Kafa dövecek bizi abi, kaç. Yani dövecek, kaçın ulan. Abi. Söyle abi, anlat güzel abim benim. Burası da benim fakir hani. Maşallah abi. Abi saat. Gerçi biraz dağınık da yani, şimdi hafta sonu deşeriz. Atırız burada. Yememizi yeriz, sohbetimizi ederiz. Tamam, kuşumuzu uçururuz arkadaşlarla. Evet. Anlasın, akşam oldu mu kapı. Zaten işten geldim. İşte daha yeni geldim zaten işte. Evet. Heh. Abi sistem güzel. Abi sen böyle hobi bahçesi. Ben biraz... hobi. Bak ben geçen sene arkadaşlar biliyorsun kuş oynattım. Evet abi. Yani 1000 lira dedim. 5000 de versem vermem kardeş. Evet abi. Ben de saklı kuş yok. Eyvallah abim. Bu sefer ne oldu? Hatıra verdim. İlla bir yavru çekeyim. Evet abi. Kuş geldi felç. Aynı günde öldü, attık. Abi şimdi şöyle diyeyim. Ben bir şey demiyorum. Usta ya ortam güzel. Abi kaç senelik kuşçuluk yapıyorsun abi? Ben şimdi burada 12 senedir yapıyorum. Ama ben Türkiye'de yapıyorum ben. Türkiye'de çok ya, benim kuşlarım vardı. Ha öyle, ben profesyonel anlamam. Yani evet. Anlattığımı insan da evet. Ama
Burada bayağı kuşta öğrendim. Bayağı anlarım yani. Kuştan anlarım. Dönüşünden zaten anlarım ben onları. Anlarsın. Tabii böyle duruşundan mesela bir iyi kuş kötü kuş anlaşılır mı yerde? Anlaşılır. Kuşun tipine de bakarsın. Kanatlarına bakarsın. Anlaşılır anlaşılır. Allah'ını sev. Dayı şöyle bir tane kapalım da şöyle bir anlat da. Millet anlat. Anlat yani. En basit şu yavruyu göstereyim. Tamam. Şu bozlak. Tamam. Şu tipine bak ya. Kutu gibi kuş. Sesli verse bak. Kuş benim bende de. Bakın uçur muydu? Damızı. Yani kuş belli de. Kuş topak olacak. Ufak topak. Hı? Şu göksü var ya biraz geniş olacak. Evet. Ama kısa. Kanat bak, uzun kısa. Kanatlar da yani, küçük olacak. Yani evet. Uzun olmuyor. O zaten ona göre genişliğe yapısına göredir yani. Ufak. Evet. Ben sana bir tane daha örnek vereyim. Sen bir kuş göster de millete anlatalım bayım. Senin görüşün adayı. Arkadaşlar her şey birbirinden güzel. Şuraya bakın ya. Bu yani ben ne bileyim. Şu özümler olsaydı birkaç kilo götürürdük. Yani kuşçuluk insana huzur verir mi arkadaşlar? Verir. İnsanı rahatlatır mı? Rahatlatır. İnsanları birbirine birleştirir. Baksanız arkadaşlar ya. Şuraya bakın. Vallahi. Maşallah. Ben şu hayvanın satıldığını... Şimdi kuşlar tünekte de şehit büyüyor. Bak kutu gibi. Tutalım onu dayı. Tutalım. Bırakma onu dayım benim. Mesela... Bunlar Sivas kuşu. Tamam. Bak. Kanatlara bak. Görüyor musun? Bak. Esnek. Kanat da şu uç kanat. Yak birbirine aynı olması lazım. Ay Allah'ına kurban. Ay ben senin. He. Vallahi diyorum dayım benim yani. Kuşlar tünekte de onlar. Din, söyle o son dediğini. Üç kanadın aynı olduğu zaman. Evet. Aynı olması lazım. Ondan sonra. Uçları da ince olması lazım. Esnek. Bıçak gibi. He. O zaman oluyor, kanattan gidiyor işte. Valla. Evet. Abi senden var ya Kurtuluş Savaşı bile yapılır ha. Yemin ediyorum var ya. Valla. Abim benim. Şu. O Ömerge falan seyretti. Kuş görüyor musun? Dur sadece. Abi uçurmada dişi erkek fark eder mi? Tabii. Dişi her zaman erkekten daha iyi gider. Gider mi? Tabii. Dişi. İşte önemli olan erkeğini bulmakta. Dişi kızar bırakır, eşe gelir bırakır, evet. Canı istemez bırakır. Ama erkek öyle değil. Eyvallah. Abi erkeğin dönüşü de dişin dönüşü de farklı olur. Abi normalde soyu mesela dişi mi, erkek mi yürütür? Erkek, tohum erkek verir. Ama eğer ikisi de birbirini okşamazsa din olmaz. Şimdi sen buraya dünyanın en iyi tohumunu getir, şu eksen, o büyür mü burası? Burada tohum olmaz. Ne olacak? Toprak da iyi olacak. Duyun tohum arkadaşım. Da iyi olacak. Yani. Eyvallah. İkisi birbirini işlemedikten sonra olmaz. Eyvallah. Bak, ben burada duyuyorum. Mesela bir arkadaşın birine hoşuna gidiyorsun diyorsun getir de ben şuna vurayım da bir yavru alayım diyorsun. Tamam eyvallah. Veya beraber bir sen hadi oynadım benim erkekten. Senin erkekten dişi. Eyvallah dayı. Dişi olmazsa erken işledik alakalı olsun. Eyvallah dayı. Değil mi? Tabii dayı olmaz, ben. Olmaz tutmaz yani ikisi de birbirini okşaması lazım. Ben diyorum ikisi de önemli diyorum. Abi ikisi de önemli. Ama. Tek olmaz. Şimdi bak dayı, şimdi dişinin mesela yavrulukta veya sen anlat dayı, dişi daha tez sanki oyununu. Tabii dişi erken açar dedim ya bak. Heh. Dişi farklı döner. Heh. Dişi ama dişi diyor mu kızdığı zaman bırakır, eşe gelir bırakır yani. Duyun arkadaşlar. Dişi her zaman ama önemli olan erkek oynatmakta. Erkek her zaman oynar. Kızgınla da oynatırsın, eşe de gelse oynatırsın, yavruya kuştuktan sonra da oynatırsın ama dişi öyle değil. Erkeğin oyunu mu güzeldir dayı sence? Senin görüşün var yoksa dişinin mi? Dişi daha iyi gider. Ama erkeğe vurursa... Oynatırsan... Sen diyorsun köçek oynatırsın. Dayı. Ya. Doyum olmaz. Doğru söylüyorsun dayı. Vallahi doğru söylüyorsun. Eski abiler gibi konuşuyorsun. Yaş kaç abi? Yaş 57. Vallahi ben 49 diyordum abime. Hadi gel iyisin abi. Ben abi. Abi bu bıldırcın yumurtalarını kim yiyor? Böyle bilmem ne diyor. Bıldırcınlar... Abi yemin ediyorum ömür adamsın. Vallahi billahi. La, yok burada şurada bıldırcınlar da vardı. Orada da vardı. Ya bakamıyorum işten geliyorum. Beşte işten geliyorsun. Abi yenge seni buraya tek başına bırakıyorum onu söyle. Vallahi bırakıyor bir şey demiyorsun. Vallahi ben yengenin yerinde buradan söylüyorum. Yenge bırakma bu adam buraya. Burada var ya yani yenge bu adam ne yapıyor burada ya? Bu adam ömrünü uzatıyor burada. Yok ben şaka ediyorum. Allah nice güzel yılları abim. Allah abi, çoluğunu çocuğuna bağışlasın. Abi hobin güzel, mekanın güzel, tatlı bir abisin. Güzel, Allah'a şükür. Bizim aynısı can sağ ol. Sen şöyle kuşçulara bir şey demek istiyorum. Ya kuşçular akıllı olun. Bak ben 49 yaşında bir adamım.
Bu saçları değirmen de artmadım. Siz size gelin, birbirimize vallahi sahip çıkalım. Şimdi ona bir şey diyemem, şöyle bir şey diyemezsin çünkü herkesin belli bir görüşü var ya. Eyvallah. Sen ne desen de. Evet. O görüş tutmuş öyle gidiyor. Yani benim dediğim gibi. Eyvallah. 20 metre, 10 metre. Eyvallah. Adam gibi tabanı alsın. Evet. 4-5 ama adam gibi dönsün. Eyvallah. Yarım şer metre, birer metre açtım yeter abi ya. Yeter. 25 metre, 20 metre yeter ya. Duyun arkadaşlar. Abi, yani. Öyle kuşu bul, sakla. Nasıl? Yani öbürünü. Tabii, o anlattıklarda. Ama bazıları bir anlatıyor dayı var ya, insan var ya. Dinledikçe dinlesi geliyor. Tavuk arkadaş var ya. Evet. 4 saniyede 80 metre. Lan dedim metre mi alıyor uçuyor? Nereye gidiyor 80 metre ya? Nereye gidecek 80 metre? Dayı bu ölçüm göz kararı ne demek oluyor yani? Ben orayı da ben çözemedim ya yani. Ben bu, de çözemedim. Yani ya bir şey de diyemiyorum. Bazen bir şey de diyemiyorum. Apartman boyu veya ne bileyim atletik şöyle 10-15 metre gitseydeki de ama 80 metre. Nerede 80 metre? Valla ben sana dedim abi, yani böyle 60 metre insanın gözü kayboluyor yukarıya. Sen dedin ya, yani bilmiyorum da yani hadi tamam 80'e eyvallah. 200. Ya abi yalan söylüyor. Ya. Veya 200'ü de geçiyor, roketliyor. Yok. Abi mesela yapan vardır. Vardır diyelim yok, abi. Yok tahmin etmiyorum. Ben ne tamam abi vardır ya. Diyelim çünkü herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Var abi yani yani giden kuşlar vardır ama benim demek istediğim bazı adamlar abinin dediği gibi sanki böyle bir net abartıyorlar. Hani böyle tam yani bence abinin dediği gibi güzel oyun yapsa kuş. Diyor mu ben sana? Evet. Abi benim kuşum 4 oynasın ya. Öyle 17-18 gitmez. 4 gitsin. Evet. Adam gibi yarım şer metre. Ya 1 metre ya. Abim benim. Şimdi güzel bir şeye değindik biliyor musun? Mesela biz kupaya kuş uçuracağız. Evet. Bu kuş 1,5 saat uçacak. Evet. En az 6 sefer 10 sefer yapacak. Evet. Bu kuş bunu 1,5 saat içinde bu 200 metreyi 10-15 defa yapabilir mi? Yapamaz abi. Ya ciğer, orada da ciğer var. Ben bilmiyorum yani. Ben bilmiyorum abi. Yani yapabilir mi? Yalan gitmez. Ben inanmıyorum. Yani arkadaşlar abi nereye gidiyorsun sen? Ne diyorsun 200 metre 200 metre 80 metre. Bir de 2 mesela 1,5 saat boyunca bunu 10-15 sefer tekrarlayacak falan. Yetmez, güç yetmez. Gel Mustafa, bilmiyorum da. Hani yapan kuşlar vardır, vardır o kuşları. Bazen diyorlar izletelim falan işte. Yok abi olmaz. Yok. En hafif Ankara kuşudur. O da bile gitmez ya. Nereye gidiyor ya? Gel mi? En hafif. Hele benim bak. Benim kuşlarım Sivas. Ağır kuş. Kanattan döner. Çok abi, güzel bir, çok. Ya. Sivas kuşları çok güzel usta. Abi. Beni okşuyor. Ben onun için başka kuş beslemem yani. Okşuyor beni. Vallahi çok güzel. Tahtaya girdiği zaman dağıtıyor kuş. Sert kuşlar değil mi dayı? Tabii. Ama iyisini bulmak lazım. Bunlar eski damar. Anladım dayı. Mesela bunlar buranın havasına nasıllar ustam? İşte burada olmuyor. Buranın nemli olmuyor. Olmuyor değil mi dayı? Bozuyor mu o kuşları dayı? Hakiki Sivas kuşları. Evet dayı. Girin Sivas'ta bakın. Evet. Adam düz tarlayı alıyor. Evet. Tamam mı? Ne ağaç var, ne apartman var. Evet. Hiçbir şey orada oynadıyor. Evet. Bu kuşlar oradan kuşu. Orada 3 saat, 4 saatten aşağı uçmuyor. Ama bizim burada 3-4 saat imkanı yok. Ama nem olmuyor. Bak kuşu makasladık. Dedik ki tüyü falan düşsün. Evet. Kanatlar gelsin uçuyor. Baktık başkaları az kalmış. Baktık arkadan daha 4. yatmış yine geliyor. Abi uçuramazsın. Uçamazsın. Olmuyor. Nem çok burada. Şimdi yani bir gün güneş, ertesi gün yağmur, ertesi gün fırtına. Kuş kendini ayarlayamıyor. Biz buranın havasını bilmiyorlar ya usta. Işte olmuyor bu ayarlayamıyor. Anlatıyoruz da bilmiyorlar. Zaten Türkiye kuşu bunlar. Ha. Buranın kuşları değil. Ha. Ama ne yaptık? Aldık geldik. Ha. Şimdi Türkiye'de de kuş yok. Ben senede 4 sefer 5 sefer içine giderim. Evet. Kuşları gezerim. Yok. Ben diyorum burada biz bu kuşları büyüttük. Kümese sokmayı bırak. Vermeyiz. Ama adam yok diyor. Avrupa'dan geldiler diyor. Bastı parayı götürdüler. Bastı. Bu ne herkes diyor dayı? Ya öyle yok. Hakikaten öyle. Del mi usta? Tabii canım Allah. Şimdi ya Türkiye'de geçim lazım. Adam ne yapsın? Geçim yoldan sanıyor. Veriyor. Doğrudur. Ama soyunu kuru diyor. Doğru dayı. Bak doğru. Senin damarım alma istedi. Vermedim. Allah'ın şahidi Recep sor. Kaç para verdiler dayı? 1.000 lira verdi tanesine. Eyvallah. 2.000 lira. Dedim 10.000 lira versem vermem. Helal olsun dayı. Ama şimdi sen ihtiyacın olsa belki verirsin. İhtiyacı olduğu zaman verirsin tabii. Ama şimdi bak eğer bir şey yapıyorsam bu benim hobi. Dinliyorsun tamam. Arkadaşlar. Yani benim kendi ihtiyacım hani çoluk çocuk olmaz tek olsam bile vermem. Doğru. Çünkü o alan kişiler kuş cambazı. Aynen. Üretip satıyorlar. Ha, kuşlarını anlayan kişiler. Eyvallah. Öyle her evet. Kuşa para vermezler. En azından üretecek, satacak, herkese yayacak. O zaman benim kuşum hiç olacak.
Yani. Ne oldu? Ben 1000 liraya kuş hiç ettim. Biraz öyle oluyor dayı. 10 sene kümeste sakladığın kuşu bir anda bitti. Bir anda bitti. Adam o diyecek bende de var. O diyor bende var. O diyor bende de var. Evet. Benim kuşum neye yaradı o zaman? Bak bu beyazlar kimse de yok. Ben zaten biliyorum senin o beyazların var ya. Bir hacı, kuşçu hacı vardır. Karaca hacı derler. Herkes tanır. Kim? En eski. Nerede? Karaca hacı, Karaca hacı. Burada mı ustam? He, burada. Karaca hacı. Herkes buradan var. Selam söylüyoruz. Bak onu oradan gelme kuşlar. Oradan ondan alma. Bu çok eski kuşlar. Ne zaman aldın dayı bunları? 12 sene önce. Ben almadım. Bunu o Recep arkadaşımız aldıydı. Bir daha gösterme şunları. Şu Kemal Sunal da diyor ya şu elması bir daha gösterme. Hakikaten elmas. Bak bunlar hakikaten elmas. Vallahi var ya. Bunlar elmas ha. Bunlar vallahi yani, dayı diyorum. Yemin ediyorum ha. Ömürleri uzun olsun. Abi sizin de. Vallahi sağ ol dayım benim. Şimdi bak bunlar yalnız kuşların bir özelliği var. Abi bazı aniden ölüyor işte. Bunlar kan yakınlarında bir araya bir kan girmek gerekiyor. Yani bunlar çoğaldamıyoruz yani çok vermiyoruz. Bak onun için böyle özel bir yer verdim işte ilk defa böyle yavru aldım. Alamıyorsun. Maşallah. Alamıyorsun. Yavru alamıyorsun. Abi herkese diyorum abi izleyen herkese maşallahınızı esirgemeyin. Yani kendini kanıtlamış uçan kuşlar bunlar. Kendini kanıtlamış kuşlar. Eyvallah abim benim. Bunlar yani altın. Bırak şeyi. Tamam abi. Ha. Şu hayvanların yumurtası. Ya, alıyor musun sen? Şunun bunlar neydi o cinsi usta? Yumurtadan alıyorum. Bak bunlar yavrular işte yavrular. Tam da yiyor muydu dayı bu yumurtaları? Yok, yok bunlar kuluçkaya yatıyorlar. Aynı tavuklar gibi. Nereye gittiler daha oradalar. He. Bunlar kuluçkaya gittiler. Ben izine gittim de arkadaş kaçırdı. Bende 8-10 renk vardı. Bundan? Abi şunların renkleri çeşit çeşit bunlar. Yeniliyor mu bunlar yumurtası dayı? Abi bunlar ya sürün ya bunlar sürün kralların. Ava gittiği, avda avladıkları şey işte. Baba ne demişler? Bilmişler turda görmedin mi? Osmanlı falan gibi. Eyvallah, eyvallah ya, babam benim. Onlardan işte, bunlardan vuruyor. Arkadaşlar abinin tecrübesini dinleyin. Yemin ediyorum öğretmen yani. Çok güzel de işte. Ben izine gidince arkadaş hepsini kaybetmiş. Abi bunların yumurtalarından sipariş. Sipariş ederler. Hani bir tane program bunlar, var ya. Ya bunlar tavuklar gibi. Bak bunlar evet. Yumurtluyor. Son yumurtasını attı mı ondan sonra kuluçkaya oturuyor. Yok abi böyle bir tane kanal var. Renkler ve Zevkler kanalı var ya. Bilmiyorum gördün mü? Orada bir kardeşimiz var. Hep böyle tavuklardan falan farklı yumurtalar. Şimdi bu yumurtalardan talip olan olursa sipariş verebilirler mi internetten abi? Ben veririm. Gelsin, vallahi mı? Vallahi abim delikanlı de abi. Vallahi. Benim burada 60-70 tane kanarya vardı. Şurada 15 tane falan kaldı. Ben geliyorlar. Aa bir tane çocuğuyla geliyor. Bir şey diyemiyor kırabilirim. Muhabbet kuşu 200'e yakındı. Hep dağıttım. Geliyor çocuğuyla Allah razı görüyor. Olsun. Abi ne olur. O senin olur. Büyüklüğün ha, abi. Ben dağıtırım ben veririm. Yani. Abi o abimizin yani. Büyüklüğü. Abi şöyle muhabbet kuşuşun filan numaranı bırakalım mı Altan? Bırakalım. Talip olan yani normalde yani böyle bir yem parası versin götürsün mü? Ya hakiki besleyen olsa ben yani veririm. He, sorun değil ben veririm. Numaranı bırakalım mı? Bırak ver istersen ne bileyim. Ama yengeyle kavga çıkar ben vermiyorum baş abi ya. Arkadaşlar. Ya şaka ederim abi. Ustalar abim alta yorum yazın videosunun altına. Abim size mutlaka dönecektir. Dönerim. Yani ne bileyim yani değişik şey hayvan besliyor. Abinin kalbi o kadar temiz ki sağ bu kadar hayvana besleyebiliyor. Abimi fazla yormadık. Allah razı olsun. Sizden, Allah sizden. Emeğini boşa çıkarmasın. Abi cümlemizin. Hayır emek var burada bir. Abim benim özümdendir. Kanımdandır, canımdandır. Sağ ben Allah. Abimin ellerinden öpüyorum. Sağ Allah razı olsun abi. Sizden de Allah razı olsun. Sağ eyvallah abim benim. Selam. Sağ ol abi. Sağ ol.